Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, Merkür burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta Ay büyüyen fazda, pazartesi günü ilk dördün fazında olacak ve Akrep burcunda olacak. Pazartesi ve Salı özellikle Ay Akrep burcunda ilerlerken Geziler, seyahatler, yolculuklar, belki tatil düşünceleri, planları gündemimizde olabilir. Hatta tatile çıkabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz. İletişimin arttığı iki gün çok sayıda haber duymanız mümkün. Yakınlarınızla, uzaklarda yaşayan kişilerle haberleşebilirsiniz. İş hayatınızda da iletişimle ilgili, ticaretle ilgili, yurt dışı bağlantılı konularla, ilgili çok sayıda aktivitenin yine gündeminizde olabileceği iki gün olacak pazartesi ve salı çarşamba öğle saatlerinden itibaren ay yay burcuna geçecek cuma öğleden sonraki saatlere kadar biraz daha aile büyükleriyle ilgili konular biraz hayatımızdaki görevler sorumluluklar öne çıkıyor tüm bunlar olurken Venüs ve Neptün arasında bir kare açı var gökyüzünde hem aile içi ilişkilerde hem kariyerle ilgili oluşumlarda daha gerçekçi olmakta fayda var. Gereksiz alınganlıklara dikkat edelim. Bir de unutkanlıklar, karışıklıklar biraz böyle günlük hayatımızı yavaşlatabilir. Hani gittiğimiz yerlerde eşyalarımıza sahip çıkalım, unutmayalım bir yerlerde ya da ilk kez gittiğimiz bir yerlerde kaybolma gibi durumlar da olabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Duygusal anlamda da ruh halimizin inişli çıkışlı olabileceğini, biraz karışık etkiler altında olabileceğimizi göz önünde bulunduralım. Genel sağlığımızda Özellikle ay yaydan geçerken biraz daha hassas olabilir. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor sevgili yengeçler. Ve cuma öğle saatlerinden itibaren ay oğlak burcuna geçecek. Hafta sonu da ay oğlak burcunda. Bu süreç içerisinde ilişki dinamiklerimiz öne çıkıyor. İlişkilerimiz biraz daha hareketlenecek. İlişkilerimizle ilgili beklentilerimizde daha fazla belki sorumluluk alabiliriz eşimizin beklentileri olabilir, birlikte yapılacak faaliyetler olabilir, partnerimizle yapmak istediğimiz bazı aktiviteler olabilir. Tüm bunlar hafta sonunu şekillendirebilir. Bunlar olurken Merkür Burcu'nuzda ve Merkürle ile Püruto arasında hafta sonu bir karşıtlık var. Bu zaman zaman ilişki dinamiklerinde ve iletişimlerde biraz iddialı konuşmalara ya da çok güçlü manipülatif durumlara neden olabilir. Bazen karşınızdaki kişinin eşinizin, partnerinizin ya da yakın bir arkadaşınızın söyledikleri ya da beklentilerini çok fazla duygusal tepkiler verebilirsiniz ya da siz aşırı duygusal beklentiler içerisinde olabilirsiniz. Üzerinizde baskılar hissedebilirsiniz. Bunları biraz dengelemek gerekiyor. Daha sakin, daha anlayışlı, daha yumuşak, daha sağduyulu hareket etmek gerekiyor. Sevgili yengeçler, güzel bir hafta diliyorum. Bayramınızı da kutluyorum. Hoşça kalın.